Seven hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hem harika görünüyorsun hem de parçanın başında bir tık böyle bir şey girdin. Heyecandan ama sonra inanılmaz koreografi çok güzel ya. Ha bayağı profesyonel gibi işi bitirdi ya. Yani. Bence çok iyiydi ya. Bayıldım. Heyecanlıyım tabii. Sizlerle burada olmak. Çok zor bir şey yapıyorsun. Çünkü hani sahnede bir yazılı bir şeyi oynamak, tiyatro bambaşka bir şey tabii ki ama sahnede olup şarkı söylemek başka bir şey. Tebrik ediyorum bu arada. Teşekkür hakikaten, ediyorum. Hakikaten çok güzeldi. Güzel bir anı burada olmak, sizlerle olmak. Açıkçası bir... Eğlendiğini hissettik. Evet, yani eğlendiğini eğlenmek hissettik. İçin geldim. O yüzden, hissettik. Evet. Onu hissettik, iyi ki geldin. Var mı tecrüben var mı hiç? Tecrübe? Hayır. Sıfır değil mi? Ne acayip, çok güzel. İşte gerçekten helal olsun. Evet, evet. Ama çok doğru bir şey söyledi Murat. Çünkü tiyatroda ya da yani tiyatroda seyircilerle bir karakterin arkasından saklıyoruz ya. Evet. Şimdi burada saklayamayız. Değil mi? Yok. Ben de saklamaya çalışıyorum bir iki saattir evet. De. Meryem bu seni saklamış halim mi? Yok. Acaba dedim hani... Bence saklamıyorsun gayet bir şey yedirir miyim ama keşke. Olmadı. Yok şaka yaptım. Ben saklamam bir şeydi özel hayatımda. Berbat durum o zaten. Ama şimdi şöyle... Yani burada, buraya geliyorsun, şarkı söylüyorsun, çok güzelsin. Ben ne, hangi an döndüm biliyor musun? Böyle bir an bir enerji geldi. Orada dans etmeye mi başladın görmediğim için bilmiyorum ama. Acun. Ben çok beğendim. Yalnız çok güzel şovu kaçırmışım, onu anladım. Döndüğüm zaman koreografim devam ediyordu. Yani işi dansla beraber süsleyebilmek bence şarkıcılıkta çok önemli bir etken. Dünyadaki ünlü isimlere baktığımız zaman da birçoğunun acayip böyle bir opera sesi yoksa şov kısmıyla beraber işte başka bir boyuta taşındığını görüyoruz. Bugün televizyonda seyredeceğim artık ilk kısmını ama şarkı böyle bana dokundu ortasından sonra. Yani ben bugün kazanmaya geldim buraya. Kazanmak için her şeyimi ortaya koyuyorum ve bu sesi de beğendim. Beni seçersen mutlu olurum. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet. Tercihini alalım. Meryem mi, Murat mı, yoksa Acun mu? Seni lapacı, seni yıkamacı, yağlamacı. O başka şarkı, onların değil. Meryem Uzerli, yok. Ha, Meryem. Evet, Meryem diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ceren'e. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Faruk Hocam teşekkürler. Bir dakika. Yok artık. Bir dakika. Önce... İnanılmaz şıksınız. Rengi çok inanılmaz teşekkürler. Olmuş. İnanılmaz. Teşekkürler. Çok teşekkür. Kardeşim benim hoş geldiniz. Ne anladın da niye dönmedin? Ne oldu da dönmedin yani? Bana tamam, bana şunu at. Tizleri nasıldı, pesleri nasıldı? Hayır, ben şöyle söyleyeyim. Hepimiz ayrı müzik dallarını temsil ediyoruz burada. Seninki... Ben rap müziği... Rap diyebiliriz, evet. Evet. Rap müziği temsil ettiğim için şarkı... çok sevdiğim bir ikili şu anda sahnede. Aşırı sevdiğim bir ikili de diyebiliriz. Ama hani benim bu şarkıyla çok buluşmam olmadığı için... Evet. Dediğin gibi bu şarkıyı analiz edebilecek durumda hissetmediğim için kendimi... Halbuki diyorsun. Üstadlar varken dönmemeyi tercih ettim. Şimdi çok kısa... vaatler bir şey söyleyecek misiniz yoksa biz gerek alalım? Vaat yok ki. Bir vaat var mı? Sizi heyecanlandıralım. Sarp ve Bengi. Evet. Siz bizi heyecanlandırdınız. Evet. Biz de... Allah da sizi heyecanlandıracağız. Biz de sizi heyecanlandıracağız. Murat size çok küçük bir şarkı söyleyecek. Biri oraya bağlandı mı? Oraya bağlandı mı? Bu nasıl bir bağlama ya? Ha, beni araya kattı. Murat size küçük bir şarkı söyleyecek mi dedin sen? Evet, evet aynen. Şey sen, söylersin. Sen bayağı oldun sen. Sen güzel bir jüri oldun sen.
Sen gel bakayım şöyle. Bak yine bahane buldum biliyor musun? Tamam tamam. Kafanda birisine geldi. Kafanda geldi. Kafamda biri vardı. Acun abi dönmedi yani. Hiç dönmedin abi. Böyle bekledik. Ama artık önemi kalmadı. Acun, özür diliyorum. Biz direkt... Acun'un acayip pis hesapları var. Evet çok küçük öyle hesapları var. Şey yapacak kadar bakalım ben ne yapacak. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Oldu bir şey. Sarp ve Bengi. Siz şu anda burada gücünüzü, özgüveninizi buldunuz. İki kişi olarak çıktınız. Sen de söyledin, özgüvenini topladın. Bütün Türkiye'nin önünde gittiniz falan filan. Ben özgüveni seven bir insanım. Korkmayan insanları da severim. Çünkü hayat zaten, yani korkarsan... Olmaz. Olmaz. Yani hata yapabiliriz sonuçta ya hayatımızda. Sen şimdi onlara aslında korktun demek istiyorsun değil mi? Yok, ben korkmadım. Yani onlar korktular. Ama korkmayın mı demek istiyorsun? Yani korkma... Yok hayat... Hadi! Evet. O zaman sizleri çok seviyoruz. Kesinlikle tabii ki. Çok seviyoruz ama... Sen de söyledin, özgüvenini topladın. Bütün Türkiye'nin önünde gittiniz falan filan. Ben özgüveni seven bir insanım. Korkmayan insanları da severim. Çünkü hayat zaten, yani korkarsan... Olmaz. Olmaz. Yani hata yapabiliriz sonuçta ya hayatımızda. Sen şimdi onlara aslında korktun demek istiyorsun değil mi? Yok ben korkmadım. Yani onlar korktular ama korkmayın mı demek istiyorsun? Yani korkma... Yok hayat... Hadi! Evet. O zaman sizleri çok seviyoruz. Kesinlikle tabii ki. Çok seviyoruz ama dışarıda bize zorbalık yapacağından da korktuğumuz için... Evet. Murat'ı seçiyoruz. Allah! Çünkü özür diliyorum. Yapıyor. Herkes gider ben bir yerde, akşam falan bir yerde ben Murat'la karşılaşırım yine. Ben Murat Boz demek istiyorum. Yaparım Bengi'cim. Biliyorsun beni. Tabii ki. Bravo. İşte Asat ve Bengi için, Murat Boz için. Arkadaş harbi güzel. Evi geliyoruz. Ya. İkilisiniz. Sağlam bir ikili. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Mutlu bir yıl diliyorum herkese, İnşallah. Tüm ülkemize, herkese harika bir yıl diliyorum. Sağlık ve para diliyorum herkese. Öpüyorum sizi, çok sağ olun. O Ses Türkiye'de ve her zaman olduğu gibi bizim canımız, Enis Arıkan'ımız, bizim kadrolu yarışmacımız yanımda. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, çok utanıyorum. Survivor Turabi gibi her yıl buradayım. İnanılmaz gerçekten ama gene keyifliyim, heyecanlıyım, bekliyorum. Ben seni burada göreceğim için çok heyecanlandım. Sensiz bir yılbaşı gecesi benim için düşünülemezdi. Bence herkes için de öyle. Çok teşekkür ederim. Ve diğer oyuncularda şöyle bir şey olmuş. Aa, Enis mi geliyor? Onun altında üstünde çıkmayalım, evet. Öncesinde sonrasında olmayalım falan. Bayıldım. Düşmanlarım mahvolsunlar istiyorum. Sonuncu olsunlar çok istiyorum. Ben her yıl burada birinci falan olayım. Çok mutlu olurum. O zaman hazırsan seni göndereceğim ama onun öncesinde de yeni yıl dileklerini almak istiyorum. Ah, barış dolu bir dünya istiyorum. Sağlık, mutluluk diliyorum herkese. Sizleri seviyorum. Biz de sana bol şans diliyoruz. Canım, İyi sahnelerin olsun. Teşekkür. Seni çok seviyoruz. Bay bay. Teşekkür ederim. Enis Arıkan'a, bütün dansçı arkadaşlarımıza büyük bir alkış daha alalım, ellerimize. Enis'ciğim, ben önce bir içimden gelenleri söyleyeyim. Gerçekten her seferinde geldiğinde acayip ince emek verip hazırlanması, değil mi? Wow. İnanılmaz bir şey. Yani. Her seferin ayrı bir şey oluyor. Tebrikler. İkinci içimden geleni söyleyeyim. Hani müzikal yapıyorsun, oyun oynuyorsun ama... Bence senin %1000 biraz bu albüm işlemine, şarkı işlemine girmen lazım. Yani izlediğimiz şu en iyi şeylerden bir tanesiydi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yani sevgili Enis, yıllardır bizimle beraber yılbaşlarında. Gerçekten onunla yeni yıla girmek, onun şovlarıyla yılbaşı gecesini geçirmek bence apayrı. Bütün Türkiye için büyük bir mutluluk. Bu kadar emek var. Sonunda da bu kadar güzel bir şov var. Emek verirsin, şov güzel olmaz. Şov güzel olur, emeğin az olur. Burada her şey var. Ayakta alkışlıyorum bir kez daha. Bravo. Teşekkür ederim. 100 kere, 1000 kere.
Öyleyse her yüz gecenin en acayip işlerinden bir tanesi. Ben çok korkuyorum. Düşmanlarım önüme geçmez değil mi? Dün provaya geldim buraya. İbrahim Büyükak'la Yasemin'i gördüm. Ya kusura bakmayın isim verdim ama. Yukarıdan böyle demir bir şeyler indi. Hırsımdan geberiyordum. İnşallah benden iyi değillerdir. Lütfen eksi puan alsınlar. Lütfen. Olay ne? Onu anlamadım. Olay bilmiyorum. Ne? Şov yapacaklar. Güya da hani sanki önümü keserler diye ödüm kopuyor. Sen bu duyguyu bilirsin Murat. Sen ama ne demek? Çok tanıdık bir duygu. Bunu yarım saattir Acun'la yaşıyorum. Aşkım. Bir şey diyeceğim. Ama bana yalvarmasını çok istiyorum Acun'un. Herkese nasip olmaz. Acun Bey, Acun Bey, buyurun Acun Bey. Yalvaracaksın dedi. Yalvarmanı duymak istiyorum. Acun, yalvar! Acun, yalvar! Acun, yalvar! Hepimiz mi yalvaracağız? Hepimiz mi yalvaracağız? Seni yıllardan beri tanırım. Takdir ederim. Tamam. Sütü olan. En önemli özelliklerinden biri. Peki. Benim gördüğüm dürüstlüğün, evet, içinin dışının bir olması. Gerçekten söylüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi... iyi bir yerden girdi, hadi bakalım, hayırlısı. Dürüstlük hayatta güven getirir. Dürüst insanlara güvenirsin. Ve onları kendine zaman zaman emanet edersin. Ben bugün... gerçekten bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Seyircilerimizi de takdir ettiğini düşünüyorum. Ve bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Aha. Bak şimdi. Benim için şu anda... Acun Ilıcalı olmam, gururum, iyi kötü bir pozisyonda olmam, bunların hiçbir önemi yok. Benim için tek önemli şey, senin beni seçmen. Bak, bak nerelerden girdi, bak. Ve bak. Sana verdiğim değeri tam anlamıyla hissettirmek için bu konuda tavizkar olacağım. Ancak başta konuştuğum konuya tekrar geri dönüyorum. Senin dürüstlüğüne. Evet. Senin o temiz kalbine güvenebilir miyim? O ne demek ya? Sana abi bir dakika. Murat bir dakika. Kariyerime sakın karışma. Müsaade eder misin? Sakın. Şu an çok iyi gidiyor kariyerim. Lütfen. Hemen. Bak. Evet. Sen bana dedin ki biraz evvel bir cümle söyledin. Ne dedim? Ya onun seni ikna etmesi gerekiyor. Bir dakika. Bir cümle söyledin. Dedin ki Acun Ilıcalı yalvarırsa... ben onu yalvarması görmek istiyorum, onu seçerim dedim. Ben de diyorum sana... Başıma kötü bir şey mi gelecek, ne olacak? Ben şu anda seni takımıma almak için her türlü tavizi veriyorum. Yakın plan çek. Sana aynen şunu söylüyorum. Enis, ben bazı durumlarda güçlü gözüksem de aslında kalbinde... küçük bir çocuğu yaşayan, ufak şeylerle mutlu olan, ay canım benim. Bazen insanların üzdü ya vallahi. İnsanların önemsemediği, insanların önemsemediği, ben de üzüldüm şu an. Ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan bir insanım. Benim bu küçük dünyamda, kurduğum hayallerde. Çocuklar çıkabilirsiniz, biz aramızda bir şey konuşuyoruz. Seni kalbimin içinde, takımımda görmek istiyorum. Ve sana aynen şu cümleyi söylüyorum. Hadi. Enis, lütfen sana yalvarıyorum. Beni seç. Murat'a yol göründü. Wow. Öncelikle. Kötü oldum. Evlilik ben de teklifi. Üzüldüm. Hayır, niye peki psikoloğa gitmedin? Açın bu yaşı. Ya ben ikna olmadım. Sen oldun mu? Kanal sahibi. Sana mı olacağım? Hemen oldu. Bir dakika. Ben yarışmacı olarak düşünüyorum. Ben ikna olmadım. Ay. Niye ikna olmam gerekiyorsa burada? Bak ben burada... Acun'a da bir tartışma yapmıştık, hatırlıyor musun? Televizyonda yayınlandı göz göze. Evet. Orada demiştim ki herkesi kanalına alabilirsin ama beni alamazsın demiştim. Sonra aldı. Acun'a dedim ki paranla dedim herkes satın alamayabilirsin dedim. Ama dedim ben o değilim dedim, beni alabilirsin dedim. Yani bir sıkıntı yok dedim. Onun için ya doğru yerden gidiyor, doğru yerde yakalamışken bırakma diye söylüyorum. Valla beni her türlü alabilir, ben okey. Hayır bu konuşuyor bak, gerçekten söylüyorum. Yani beni kafanda Acun olarak çıkar şu anda, kafandan Acun olarak çıkar. Seni seven, seni takdir eden,
Seninle beraber olmak isteyen, aynı dünyayı yaşamak isteyen bir insanım. Ben sana kurban olurum. Peki, seninle ilgili bir hikayemi anlatacağım. Bir gün Acun Ilıcalı ile aynı masadayım yat, arkadaşlar. Yat rahat anlat. Bu biraz hırs hikayesidir, bunu anlatacağım. Masada böyle 7 erkek falan var, bir de ben varım, tamam mı? Böyle yaptı, akşam maç yapıyor muyuz dedi. Adam böyle yaptı, evet, 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 evet. Dedi ki Acun, bir kişi eksik dedi. Masada ben oturuyorum. Çocuklar bir döner de mesela sen oynar mısın der değil mi? Bana böyle yaptı. Acun abi dedim, böyle yaptı. Telefonuyla futbolcu arkadaşını aradı arkadaşlar yanımda. Bakın hayatımın darbesidir bu. Ve sen bu. O gün şunu dedin değil mi? Ben de seni bir gün yalvartmazsam. Aynen öyle. Sana kurban olurum ama işim gitti. Ben seni seçiyorum kardeşim. İşte bu! İşte bu! İşte bu! Seçtin. Ya. Seçtin. Ya seçti. Bravo! Seçti. Bravo! Seçti. Bravo! Seçti. Bravo! 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 Sen var ya. Bravo! Sen var ya. Ya sonra sizlere mutlu yıllar diliyorum. Bravo, bravo. Vallahi Acun, helal olsun. Ben gidiyorum. Biraz önce ne seyrettik, inanamadım gerçi ama. Evet, ne oldu? Onun ayağında Seda Sayan çoğalıyor. Onu montajda atılırsa, bir dakika montajda atılırsa hakkımı helal etmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Her yalvarış. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hayır, tabii ki. Allah aşkına araya bizim yani ikna etme çabalarımızı da koyun bari de. Arkadaşlar. Bir manipülasyon. Gönüller bir olunca. Kimse ünlülük de öyle abi. Kimse ünlülük de öyle abi. Kimse ünlülük de öyle abi. İnanıyorum. Kimse ünlülük. Bravo. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. En iyisi. Vay be abi. Bir kez kaldım burada. Mükemmel bir yeri öpecek. Bir kez kaldım. Şimdi. Vay be. Güzel hareketti. Bir şey şimdi yapmam gereken tek bir şey var. Oradan var. Oradan. Burada insanlar oraya geldi ya. Ama aynen. Tamam da bayağı büyük yerden girdi. Ben çok. Ben hiç patronluk falan konuşmadım. Bak benim ben başarıma, benim başıma gölge düşüremeyeceksiniz. Ben burada dişimle tırnağımla jürilik yapıyorum. Maşallah. Emek veriyorum. Burada kalbim... Doğru söylüyor. Evet. Bravo. Doğru söylüyor. Aha. Şimdi. Doğru. Ben 3 sene yaptım daha bir kere yalvarmadım. Adam daha ilk günden yalvardı aldı. Vallahi yalvardı. Yapmam gereken tek bir şey var. Oğlum şey oluyor. Şimdi böyle enteresan bir ses seçmemem lazım. O yüzden artık pusudayım. Ya sen zaten tillağına aldın şu an rahatsın tabii ya. Ortalamayı düşürmemem lazım. Enteresan seç. Senin ortalama düşmez abi. Allah Allah ne oldu? Ortalamayı düşürmemem lazım şimdi. Bundan sonra çok dikkatli olacağım. Bir tane daha böyle yakalarsan bitti iş. Bir tane daha ihtiyacım var. Ya sen aldırırsan var ya adamı buralarmıştı biliyor musun? Tamam göreceğim. Sana onu aldırmayacağım. Murat tamam, yılların acısını ya çıkarıyor. Arkadaşlar ya. Ya Meryem sen de bir şey söyle be. Evet yeter. Yeter. Bravo. Yeter. Meryem olanlara şaşkınlıkla bakıyorsun değil mi şu anda? Evet. Ay ben nereye geldim diyor. Aynen ben nereye baba, geldim? Baba alınca tabii. Nereye geldim? Oturuş da değişti. Valla şu anda da... Abi her şeyi yapıyorsun. Bir dakika bir dakika. Acuna bak. Abi bari peşin satan gibi oturma be. Ben bir şey söyleyeyim mi? Oh. Şu ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Bu oturuşu gördünüz değil mi? Bu oturuşun üzerine ben size bir şey atayım. Bak. Acun Ilıcalı, otobüsle oturmaya devam et, lütfen. Lütfen. Acun Ilıcalı geçenlerde bir röportaj verdi televizyona. Bir röportajında dedi ki, ben dedi Hulsti aldım ama dedi gönül olarak da aldım. Taraftarlarının dedi hepsini dedi bedava deplasmana götürüyorum dedi. İşte onlara dedi çok büyük ilgi duyuyorum dedi. Onlara dedi bizim ülkemizi açlamaya çalışıyorum, seyirlemeye çalışıyorum dedi. Madem böyle de oturdun. Harika da oldu. Hulusi taraftarları deplasmana götüren Acun Ilıcalı burada kendi seyircisine ne yapmaz ki? Kim bilir neler yapar. Thank you.
hatta elimizden gelebilecek tek şey olan, evet, bugünkü misafirlerimizin hepsinin buradan ağızlarını tatlandırarak, harikasın, onlara bir farkındalık yaratarak buradan uğurlamak. Kesme şeker diyorsun. Kesme şeker. Şu anda yapabileceğim şey. Arkadaşlar pizza diyenler alkışlasın. Lahmacun diyenler alkışlasın. Evet, pizza kazandı maalesef. Kaldı mı? Evet. Yani siparişini hemen verdiriyorum. Bütün salondaki herkese pizza ikram edelim. Harikasın. İşte Acun. Ellerine ağzına sağlık. Harika. Ya. Dur. Sağ ol, sağ ol. Çekim sonrasına yetişecek şekilde 4500 tane. Nerede? Evet, tahmin ediyorum yine 800 kişi filanız. Nerede ne kadar pizzacı varsa bulun, toparlayın, getirin. Kardeşlerimi buradan İşte bir kişiyle aşçı olanıyor. Bitti. Harika. Bravo. İnşallah bunun acısını benden çıkartmazsın sen. Aslı Kalaç, milli gururlarımız, çok büyük bir alkış alalım gerçekten de. Meryem, bir de çok güzel iki kadın değil mi? Çok, çok güzel, harika. İnanılmaz yani, böyle bodyguard, böyle. Evet ama voleybol işte yani. Wow, çok yoksa iyi. Nasıl, çok iyi. O smaçlar nasıl gelecek? Çok iyi. Nasılsınız? Harika, inanılmaz burası, çok güzel. Çok güzel değil mi? Enerji harika. Ama siz de harikasınız ya. Kızlar ne yapıyor, iyi mi herkes? İyiler vallahi, herkes kendi takımlarında. Bizim kendi kulübümüzden arkadaşlarımız var. Evet, takım yani, arkadaşlarımız onlar geldi buraya. Bizi desteklemeye geldiler. Burası, hoş geldiniz. Harika. Ben şöyle söyleyeceğim. Beni en iyi siz anlarsınız. Şu anda bir yarışmanın içindeyim. Rakiplerim tabii ki konusunda uzman insanlar. Ben de onlarla mücadele etmeye çalışan amatör bir voleybolcu gibi düşünün. İlk yıllarınızı düşünün. Profesyoneller var. Siz onlarla var mücadele halindesiniz. Var ya. Ve takıma girmek istiyorsunuz. Parlamak istiyorsunuz. Bu akşam benim için öyle bir akşam. Çünkü ilk defa jürilik yapıyorum. Ben de. Onlar... ben kendi adıma konuşuyorum. Ha. Onlar... Salt dışı etti. Meryem'i de itti. Onlar... Bu konunun uzmanı, duayeni yıllarca yapmışlar, şampiyonluklar yaşamışlar, öyle düşünün. Ben de bir abiniz olarak... Kafayı yiyeceğim ya. Onlara yıllarca imrenmiş... Delireceğim bugün ya. İlk defa jürilik ya yaptığı bu yerde... Hayır ya. Sizin kariyerinizdeki yükseliş gibi bir yükseliş yaşamak istiyorum. Ve bu yükselişte de sizin o güzel sesinizden çıkan, seyircimizi komple etkileyen o yüksek puanın takıma gelirseniz etkisi olacak. Yani hayatımda ilk defa böyle bir mutluluk yaşayacağım. Acun abi ilk defa görsem seni yemin ederim inanırdım, biliyor musun? Yani oyunculuğa on verdim ben. Ama çok teşekkür ederim. Kazanmak istiyorum. Ben ilk defa oturdum. Onlar profesyonel, ben amatörüm. Burada ne yanlış vardı? Ben de amatörüm. Amatörüm. Ben de amatörüm. Sen bir, bence bir, ne diyeyim sana? Sen başka yerdesin. Sen aramızda değilsin. Ben garibanım. Ya. Sen bir yıldızsın böyle. Yukarıda parlıyorsun. Kendini benim gibi anlatamazsın. Onlar sen beni biraz anlıyor. Önce ben garibanım mı dedin? Ay hiç inandırıcı değil ya. Allah Allah. Vallahi uyuyordum, uyandım ha. Hayır. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Kızlar peki. Ben sizin zekanıza güveniyorum. Ben şu anda buranın garibanı değil miyim? Ya bu şu anda bu jürinin gariban değil miyim? Öyle değil miyim? Gariban demeyiz de amatör, evet doğru. Amatörüm, bir zavallıyım. Şu anda ya, çırpınıyorum ya, çırpınıyorum. Hiç bu hallere düşmediniz mi? Oturacağım, ağlayacağım şu an, ya biliyor musun? Size el uzatan olmadı mı o zamanlarda? Bir antrenörünüz, bir abiniz, bir ablanız sizi tutup çekmedi mi? Kızım gel, buralara git demedi mi? Bir ele ihtiyacım var.
Sıcak bir ele ihtiyacım var. Beni seçerseniz çok mutlu olacağım ama siz verirsiniz. Takdir tabii ki siz. Bak ya sıcak eli uzatacaksın ya bir tane smaç çakacaksın karşıdan. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben valla ikna olmadım. Bu konuşmaya ikna olmam ben. Peki tamam. Takdirse onları ben kalbimdekileri söyledim. Hayır abi böyle bir şey yok ya. Ha, olabilir tamam. Ya, siz buna ikna olun abi. İkna bak böyle. Ben ikna olmadım abi. Ben ikna olmadım. Ben burada değil döküyorum. Adam da ikna olmadım diyor. Tamam onu seçin abi. Tamam. Ben seçin abi tamam. Ben şu anda ikna oldum son hareketten sonra. Bak beni seçmesinler ama ben ikna olmadım ya. Peki tamam olma. O zaman vallahi beni seçin. Kazanmak istiyorum. Ben evet, şuraya geçmedi ya. Abi peki, şuraya dokun. Şuraya dokun. Şuraya dokunacaksın abi. Zaten Sena geçmemesi çok normal. Aa, evet, o kızlara geçtiğini düşünüyorum ben. Senin o taş kalbinde nasıl geçti? Burada iki tane güzel kalp gördüm. Ben onlara anlatıyorum derdimi. Ben sana böyle bir şey söylüyor muyum? Niye? Çünkü taşa ne anlatayım? Burada... Abi bir saniye. Ben bunu yalnız bir şey söyleyeyim. Gerçekten taş gibi ha. Oradan çok iyi. Şimdi çok talibiniz var. Kızlar tabii olmayacak gibi de değil. Dört tane harika jüri üyesi. Seyirciler de oylamalarını bitirdiler. İçlerinden bir tanesini bize söyleyeceksiniz. Şimdi önce bir taktik toplantı yapabilir miyiz biz? Tabii tabii. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz döndünüz burada. Tüm seyircilere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir atmosfer var gerçekten. Başarılarımızdan bahsettiniz. 2024'te en önemli turnuva olan olimpiyatlar var. Oradan da biz madalyayla dönmek istiyoruz. Tabii ki kısmetse altın. Bizim aslında aklımızda buraya gelmeden önce bir isim vardı. Ve çünkü çok önemli bir ortak yönümüz olduğunu düşünüyoruz. Aynı renklere sevdalı olduğumuz için, aslında gariban olduğu için değil. Ama aynı renklere biz gönülden bağlı olduğumuz için Acun abiyi seçmek yes, istiyoruz. Yes! 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 Bugün sana Fenerbahçe kazandı. Çok teşekkür ederim valla. Gariban ne koştu ne koştu oraya kadar bak ya. Alkışlar! Değerli sporcularımız için. Yes! İşte bu. Teşekkürler. Çok güzel dediniz. İşte bu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Tebrikler. Çok güzel. Tebrikler. Canım O Ses Türkiye'me saygımla geldim. Ya harikaydı ya. Vallahi billahi. Bu sefer madem ben bugün sunuyorum, oyunun kurallarını değiştiriyorum abi. Aha. Evet, vaatlerinizi öyle gelecekte şunu yapacağım, bunu yapacağım vaatleri istemiyorum. Vaat yapacaksanız burada yapacaksınız. Şu anda mesela. Evet. Bravo. Şu anda. Bravo. Hadi bakalım. Ne yapabiliriz ki? Ben her an bir tapuya imza atmaya hazırım şu anda. Evet. Her an elimde kalem bekliyorum. Arkadaşlar ben bugün sizi kalbimle kazanmaya geldim. Ya işte bu. Ya, yıllar ya, önce, ya, bundan yıllar önce, ya. Uzun yıllar önce kazandığım İbo ve kısa yıllar önce kazandığım Yasemin benim için gönlümün iki parçası. Ve hiçbir şüphem yok ki bugün abilerini zirveye taşımak için gereken desteği verecektir. Yıllar önce kanalımda kader birliği yaptığım sevgili İbo, eminim ki bugün bu zor durumda şampiyon olmak isteyen abisini, yüksek puan aldıkları için ortalamasını yükseltmek isteyen abisini mutlu edip onu zirveye taşıyacaktır. Bravo. Son olarak bir şey söyleyeceğim İbo. Yıllar önce ben seni zirveye taşıdım, bugün de sen beni taşı. Şu an gerçekten zirveye taşınmış gibi duruyorum. Gerçekten. Benim yıllar önce kader birliği yaptım Acun abim. Dün akşam bizim galamıza gelmedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar, benim yıllar önce kader birliği yaptığım İbo'm beraber
TV8'i kurduğumuz günden beri beraber olduğumuz sevgili İbo, kader yoldaşım, arkadaşım, kardeşim, Hull City'nin herhangi bir maçına gelmedi. Ama bizim birbirimizin faaliyetlerine gitmek gibi bir derdimiz olamaz. Bravo. Biz bunları aşalı yıllar oldu. Yok yok, olur abi, olur. Yani yanlış anlamayın, adam ben bir galaya gidemedim, o 150 maça gelemedi. Abi sen de Eyüp Spor'un başına değilsin ki Hull City tabii. Her seferinde gidilir mi oraya? Sen özel uçakla gidip geliyorsun. Abi halı sahaya çağırmıyor, beni İngiltere'ye çağırıyor. İşimiz gücümüz var, gidemedik. Sen bana şunu söylesene, nasıl bir his sen yukarıda Acun orada? Çok güzel ama çok sahte be abi. Yani, ya bizim durumumuz o kadar ki biz bu kadar yükselebiliyoruz. Abi, uçak yok, bu kadar çıkabiliyoruz. Böyle. Arkadaşlar indirelim İbrahim'leri. Artık indirelim çünkü benim malum yerlerim biraz sıkıntılı. Hakikaten sıkıntılıyım şu an. Sen abi zaten bir yavaş yavaş öne doğru da bir kaydı gelin. İbo. Buyurun abiciğim. İnanılmaz performans. Kimi seçerseniz o alıp gidecek ona göre. Bu anlamayı biliyor musunuz kaç aldığımızı? Hayır. Yani tahmin ediyoruz. Yükseksiniz o belli. Şimdi. Enis sen yüksek miyiz? Benim takıma gelirseniz anlarız. Enis başıma bela oldu. Söylenmez ya. Bir şey diyeceğim. Bugün şimdi Murat Boz'la biz çok samimi arkadaşız. Bugün mesela Instagram'ı açtım. Sağ olsun galama gelmiş. Güzel bir röportaj gelmiş. Röportajı şöyle soruyorum abi. Bu sene O Ses Türkiye yılbaşında bizi nasıl yine gibi sürprizler bekliyor. Diyor ki ya bu sene diyor efsane bir yarışmacı geliyor diyor. Enis Arıkan'ın performansını biliyorsunuz diyor. Aa! Birinci oldu diyor. Yok artık. Açıkçası ben bu yarışmada ben de birinci oldum ve 50 tane dans edilir. Bir tane mendille birinci oldum arkadaşlar. Aa! Tek mendille ve beni hiç şikayet etmedi. Ben şu an anladım. Sen şu an beni seçmemek için kendine bağlı olsun ya. Daha ne olsun? Devam et İbo'cum. Tamam İbo. Devam et İbo'cum evet. O yüzden Instagram'ı açtım. Sağ olsun galama gelmiş, güzel bir röportaj gelmiş. Röportajı şöyle soruyorum abi. Bu sene O Ses Türkiye yılbaşında bizi nasıl yine gibi sürprizler bekliyor. Diyor ki ya bu sene diyor efsane bir yarışmacı geliyor diyor. Enis Arıkan'ın performansını biliyorsunuz diyor. Aa! Birinci oldu diyor. Yok artık. Açıkçası ben bu yarışmada ben de birinci oldum ve 50 tane dans edilir. Bir tane mendille birinci oldum arkadaşlar. Aa! Tek mendille ve beni hiç şikayet etmedi. Ben şu an anladım. Sen şu an beni seçmemek için kendine bahane olsun ya, bahane olsun. Devam et İbo'cum. Tamam İbo. Devam et İbo'cum evet. O yüzden Murat Boz'u seçiyorum. Allah! Yes! Aa! Yes! Aa! Kıyamadım. Kıyamadım ya. Kıyamadım. Kıyamadım. Çok yattı kalktı. Ölene adam kadar aşık olamazsın. Birisi çıkar onu anlayamazsın. Sen o tür oyunlara katlanamazsın. Senin bir kalbin var. Bravo. Kıyamadım. Evet. Kıyamadım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sevgili çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seneler. Herkese iyi seneler. İyi çekimler.